27'sine basmış güzel ahlaklı bir kızdı. 2 yıl önce vefat eden babasından sonra annesine ve kardeşine o bakıyordu. Ailesi fakirdi. Emsallerine göre çok istemeye gelen oluyordu ama uygun bir aday bulunamamıştı. Bir keresinde zengin ama namaz kılmayan kötü huylu biri onu istemiş, o da bu teklifi reddetmişti. Kızın annesi ise bu teklifi geri çevirmemesini istiyordu. Kız annesine gülümseyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü söyledi. Bir kul Allah için bir şeyi terk ederse Allah mutlaka dünya ve ahirette ona daha hayırlısını verir. Onun aklına gelen kun feyekun, ol deyince ol ayeti Rabbine karşı güvenini artırmıştı. Kız yabancı dil öğretmeni olarak birçok okula başvuruda bulundu. Eğitim öğretim dönemi başlamadan birkaç gün önce bir özel okul müdürü onu arayarak okulda çalışmaya davet etti. Çok mutlu oldu. Çünkü annesinin ilacını ve kardeşinin ihtiyaçlarını alabilecekti. Kız sınıfta derslere başlamadan önce öğrencileriyle güzel ahlak ve namaz hakkında konuşur, sonra dersine geçerdi. Bir hafta sonra öğrencilerinden biriyle garip bir durum yaşadı. Bu öğrenci zengin aileden gelen şımarık bir kız çocuğuydu. Öğrenci öğretmene, "Hocam, haftada sadece bir defa farklı bir elbise giydiğinizi görüyoruz. Peki niye?" dedi. Öğretmen hiçbir kızgınlık emaresi göstermeyip gülümsedi. Sonra gururla, "Rahat, bol ve İslam'a uygun giyinirim. Allah insanların ne giydiğine değil, ne yaptığına bakar. Ayrıca evladım, burası podyum değil, eğitim yeri. Benim yapmam gereken mesleğimi icra edip size sevdirmektir. İsraf etmemek adına da size örnek olmalıyım. Bu iş için bu elbise uygundur. Beni farklı elbiseler içinde görmek isteyen evime gelebilir," dedi. Öğretmen bu konuşmasından sonra 10 yaşlarındaki öğrencileri tarafından alkışa tutuldu. Dersten sonra öğretmen mutlu bir şekilde evine döndü. Bir ay sonra bir öğrenci annesiyle birlikte öğretmene geldi. Öğretmen buna çok şaşırdı. Öğrencinin annesi öğretmene, "Kızım, çocuğum bana senden çok bahsetti. O kadar çok bahsetti ki doktor olan kardeşim de uzaklardan birkaç defa okula sizi görmek için geldi. Tavrınız, tarzınız ve duruşunuz benim çok hoşuma gitti. Beni bugün doktor kardeşim sizi ailenizden istemem için gönderdi. O sizin durumunuzu biliyor. Olduğunuz gibi sizi kabul edecek ve bütün masrafları kendisi karşılayacak. Sizi yıllardır arayıp da bulamadığı bir hazine olarak görüyor," dedi. Kız neredeyse mutluluktan uçacaktı. İlerleyen günlerde doktor kıza evlenme teklif etti. O da kabul etti ve evlilik gerçekleşti. Kız annesi ve kardeşini de unutmamış, onlarla ilgilenmeye devam etmişti. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون